Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Kulak akıntısı, bir defa her insanda bir miktar kulak akıntısı olur. Bu kulak mumu veya kulak kiri dediğimiz kulağın yaptığı bir sekresyon vardır, bir salgı vardır. Aslında bu koruyucu mahiyette bir akıntıdır. Dışarıdan gelen tozu toprağı tuttuğu gibi içindeki bazı enzimlerle kulağı da dış etmenlere karşı korur. Ama evet, bazı kişilerde bunun miktarı daha fazla olabiliyor ve hastalar bunun bir kulak akıntısı olduğunu düşünüyorlar. Aslında aşırı daha fazla yapılan kulak kirinin bu dışarı gelmesidir. Bu birinci sebeptir. Bir de bunun dışında kulak ağrısının eşlik ettiği veya eşlik etmediği kokulu veya kokusuz kulak akıntıları vardır. Bunlar akut veya kronik orta kulak iltihaplarında görülür. Genellikle uzun süreli, eğer kronik bir durum varsa, beraberinde işitme kaybının, kulak ağrısına eşlik ettiği kronik bir süreçtir. Bunun tedavisi tabii çok ayrı bir durum. Bunun tanısı konduktan sonra ileri tetkik, yani bir görüntülemeyle öncelikle bu iltihabın kaynağı tespit edilip öncesinde medikal tedavi, ama çare olmazsa bir kulak ameliyatına kadar gidilerek o iltihaplı doku temizlenip zarda bir hasar varsa bunun onarılması şeklinde bir tedavi seçeneği düşünülebilir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.